Hz. Muhammed'in ölümünden Hz. Ali'nin şehit edilmesine kadar geçen süreçte Hz. Muhammed'in peygamberlik görevinin dışındaki bütün yetkilerini üstlenen ve seçimle iş başına gelen halifeler İslam devletini yönetmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hz. Muhammed'in ölümü İslam devletini siyasi kaoslara yol açmıştır. Dört halife döneminde halifeler demokratik yöntemlerle iş başına gelmiştir. Halifelik makamı Hz. Muhammed'in ölümüyle ortaya çıkan bir makamdır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet yukarıya göre bakıyoruz arkadaşlar. Hz. Muhammed'in ölümü İslam devletinin siyasi kaoslara yol açmıştır ifadesi yukarıya göre çıkarılamaz. Yukarıda, yukarıda buna bir anlam ifade edilemez. İkinci öncüz baktığımızda dört halife döneminde halifeler demokratik yöntemlerle iş başına gelmiştir diyor. Evet arkadaşlar yukarı bakıyoruz bakın seçimle iş başına gelmiş. E, seçim demek cumhuriyet demek demokrasi demek. Halifelik makamı Hz. Muhammed'in ölümüyle ortaya çıkan bir, e, bir, ne diyor arkadaşlar makamdır yetkidir diyoruz. Bu da zaten halifelik İslam devletini yönetmiştir. Ne zaman başlamış Hz. E, Muhammed'in ölümünden Hz. Ali'nin şehit edilmesine kadar geçen döneme de bu şekilde örneklendirebiliyoruz. 2 ve 3'ün olduğu seçenek değer seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir. Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. Muhammed'in ölümü fırsat bilen bazı kişiler peygamberlik iddiasında bulunmaya başlamıştır. Bazı kabirler ise zekat vermek istemedikleri için dinden dönmeye çalışmışlardır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerin hangisini tehdit ettiği savunulamaz. Bu doğrultuda baktığımızda A seçeneğinde arkadaşlar merkezi otoriteyi tehdit etmiştir. Çünkü yalancı peygamberlerle savaşlar yapılmıştır. Hatta bazıları çok büyük savaşlarda devleti otoritesini sarsacak kadar. inanç birliğini tehdit etmiştir arkadaşlar. Neden? Çünkü yalancı peygamberler yeni bir dinden bahsediyor. Siyasi birliği yine tehdit etmişler de devletin yıkılması, e, sarsılması arkadaşlar ön plana çıkmıştır. Devletin gelirlerini etkilemiştir. Çünkü niye? Zekat vermeyenler ne yapar arkadaşlar? Devlet gelirini etkiler. İslam devletinde zekat arkadaşlar bir nedir? Vergi çeşididir. E dolayısıyla bunu alamazsa devlet ne yapacaktır? Gelirleri tehdit altına girecektir. Etnik yapıyı tehdit etmez çünkü Arapların kendi dünyasında yapılan mücadele olduğu için yine aynı kimlik altında olduğu için buna etkilemez. Doğru cevabımız o yüzden C seçeneği. Hz. Ebu Bekir döneminde yaşanan savaşların gönüllülerin katılımı ile gerçekleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir? Devlet düzenine geçilmediği ifadesi yanlış. Çünkü devlet İslam tarihinde ne zaman kurulmuştu? 622 hicretle kurulmuştu. Bu ifade yanlış olur. Siyasal istikrasın hakim olduğunun buna da ulaşamayız. Ülke bütününün tehlike altında olduğunun buna da ulaşamıyoruz. Düzenli ordunun bulunmadığını evet düzenli ordu bulunmadığı için ne yapmışlar arkadaşlar? Gönüllü birliklerle ne yapmışlar? Mücadele yapmışlar, savaşlar yapmışlar. Buna ulaşılabilir. Toplumda birlik ve bütünlüğün zayıf olduğunun bunu da ulaşamıyoruz. Doğru seçeneğimiz. Hz. Ebu Bekir yalancı peygamberi ortadan kaldırmış ve Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir. Hz. Ebu Bekir'in bu faaliyetinin İslami inanış esaslarını koruma, Müslümanlar arasında dini birlik ve bütünlüğü koruma, Kur'an-ı Kerim'i Tevrat ve İncil gibi tahrife uğramasını önleme amaçlarına hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Evet arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi, yalancı peygamberin ortadan kaldırılması neyle alakalıdır? İslami inanç esaslarını koruma. Eğer yalancı peygamberlere karşı bir e, arkadaşlar mücadele olmamış olsaydı, İslamiyetle ilgili birçok ne olabilir? Sıkıntılar ortaya çıkabilir. inanç esasları zedelenebilirdi. Müslümanlar arasında dini birlik ve bütünlüğü koruma Evet Müslüman arasında dini birlik ve bütünlüğü koruma açısından önemlidir. Çünkü İslamiyet'i koruyorsunuz herhangi bir tehlikeye karşı. Kur'an-ı Kerim'in yine bozulmasını engellemeye yönelik bir çalışmadır. Çünkü kitap haline getiriyorsunuz. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır. Hazreti Ömer zamanında İslam devletinin sınırlarının kısa süre içerisinde çok geniş alanlara yayılması ve devletin birçok milleti hakimiyeti altına almasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? A seçeneğine baktığımızda devletin kurumsallaşma sürecinin hızlanması. Evet, devletin kurumsallaşma süreci hızlanır. Arapların diğer toplumlara etkileşiminin artması niye savaşlarla yeni toplumlarla sınır komşusu oluyorsunuz? C seçeneğinde devlet hazinesinin gelirinin artması ele geçirdiğiniz bölgelerde yeni vergi çeşitleri ortaya çıkıyor örneğin. D seçeneğine baktığımızda İslam dininin Arap dini şeklinde dönüştürülmesi ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü fethedilen birçok bölgeye Arap olmayan bölgelerde var. Mesela İran'ı Hazreti Ömer fethetmiş ama İranlar Arap mı? Değil. Acem. Dolayısıyla oraya İslamiyet gittiği için İslam dini Arap dini şekline dönüştürme ifadesi mesela oraya için uymaz. O yüzden bu ifade yanlıştır diyoruz. İslamiyetin farklı toplumlar arasında yayılması, e, sınırlar genişlediği için bu da gayet doğal bir sonuçtur diyoruz. Doğru seçeneğimiz bu yüzden D seçeneğimiz olacaktır. Hz. Ömer adalet, eşitlik, hoşgörü, inanç özgürlüğü gibi ilkelerin uygulanmasına büyük önem vermiştir. Hz. Ömer'in bu tutumunun halkın barış ve huzur içerisinde yaşaması gayrimüslim halkın ibadetlerini serbestçe yapabilmesi, toplumda farklı mezheplerin ortaya çıkması durumlarından hangileri üzerinde olumlu etki yaptığı söylenebilir? Bu doğrultuda baktığımızda arkadaşlar ne olacaktır? E, halkın barış ve huzur içerisinde yaşaması yaşamasını sağlayacaktır. Neden? Eşitliğin olduğu, hoşgörünün, inanç özgürlüğünün olduğu bir yerde Huzur vardır. Gayrimüslim halkın ibadetlerini serbestçe şey yapabilmesi yine arkadaşlar halk üzerinde olumlu bir etki örnektir. Çünkü kimsenin dinine, vicdanına karışılmıyor. Toplumda farklı mezheplerin ortaya çıkması, arkadaşlar söz konusu değil mezheplerin ortaya çıkması daha sonraki kargaşa dönemiyle alakalıdır arkadaşlar. itiraflardan dolayı ortaya çıkmıştır. Oysa yukarıda birlik ve beraberlik üzerine bir e, bize vurgu yapılmıştır. Bu doğrultuda 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru seçeneğimiz olacak Hazreti Hz. Ömer İran'ı fethettikten sonra Sasani geleneğinden etkilenerek ikta tımar sistemini uygulamaya koymuştur. Hz. Ömer'in bu faaliyetinin halifeliği saltanata dönüştürme, savaşa daima hazır bir ordu besleme, topraklarda üretim sürekliliğini sağlama amaçlarına hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Evet, ikta tımar sistemi neydi arkadaşlar? İkta e, tımarın bir önceki hali idi. Olay şu idi, e, toprağa dayalı bir e, ordu oluşturma, hem toprak sistemini oluşturma hem de e, buna bağlı olarak bir askeri yeyi hazır tutma idi diyoruz. Bu doğrultuda baktığımızda halifeliği saltanata dönüştürme arkadaşlar böyle bir şey, durum söz konusu değil. İkinci öncüne baktığımızda savaşa daima hazır bir ordu besleme. E zaten iktada ne var? E, her an savaşa hazır bir ordu var. E, savaşa gitmeyen ordu o bölgedeki iktalarda, topraklarda geçimini sağlarken savaş döneminde herkes hemen savaş pozisyonuna geçmekte. Düzenli bir ordu var bu şekilde. Üçüncü öncüde topraklarda ürettiğinde sürekli sağlama. Bir de arkadaşlar o askerlerin geçimleri, ikta askerlerin geçimleri toprağa dayalı olduğu için, topraktan geliri elde ederek yaşamlarını devam ettirdikleri için, maaşını bir yöntemle aldıkları için sürekli ekmek zorundalar. O zaman da ne olur? Topraklarda sürekli ekim olduğu için e, e, üretimde süreklilik sağlanır. Bu doğrultuda baktığımızda 2 ve 3 D seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir. İlk İslam donanması Hz. Osman zamanında Şam valisi Muaviye tarafından kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Hz. Osman döneminde Akdeniz'deki Bizans hakimiyetine son verilmiştir. Hayır arkadaşlar daha yeni kuruluyor bakın. Henüz güçlü bir Bizans'a karşılaşma yok. B. İslam devleti deniz gücüne Muaviye'nin çalışmalarıyla sahip olmuştur. Bak ilk İslam diyor bakın ilk İslam donanması. Ee, arkadaşlar Muaviye döneminde. Demek ki İslam devletinin deniz gücü Muaviye dönemindeki çalışmalarla olmuştur. Bu yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Hazreti Osman devlet kademelerine daha çok Ümeyye oğullarını mensup akrabalara atamıştır. Bu durumun aşağıdaki hangisine ortam hazırladığı savunulabilir. A İslam toplumunda sosyal devletle eşitliğin hakim olmasına hayır. Tam tersi olur. Bakın arkadaşlar bir kayırmacılık söz konusu. Ümeyye'li oğullarına yani kendi sülalesine olanları atamış. Bu eşitliği göstermez. Sosyal devleti göstermez. B seçeneğine baktığımızda kabile üstünlüğü anlayışının yeniden ortaya çıkmasına sebep olur. Neden? Çünkü halife Hazreti Osman Ümeyye'li oğullarındandır. Ümeyye oğullarına devlet kadrolarına yerleştirirse arkadaşlar bir kadrolaşma kabile üstünlüğü anlayışı ortaya çıkacaktır ki bu durumda daha sonra zaten Hazreti Osman'ın şehit edilmesindeki etkenlerden en büyüklerinden birisi olacaktır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir arkadaşlar. Hz. Osman Kur'an-ı Kerim'in Kureyş lehçesi dışında başka bir Arap lehçesiyle okunmasını yasaklamış ve Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak dönemin önemli İslam merkezlerine göndermiştir. Hz. Osman'ın bu faaliyetiyle İslam'ın ana kaynaktan öğrenilmesini sağlama, Kur'an-ı Kerim'in farklı yorumlanmasını önleme, soy üstünlüğünün anlayışının yeniden güçlenmesini engel olma amaçlarının hangilerine ulaşmaya çalıştığı ileri sürülebilir. Evet sorumuza baktığımızda Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bu e, İslam'ın ana kaynaktan öğrenilmesini sağlama esastır. Bu da neden? Bakın her bölgeye Hazreti Osman orijinal İslam'ın esası olan Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Bu İslam'ın ana kaynaktan yani Kur'an-ı Kerim'in kendisinden öğrenilmesini sağlar çünkü her yere bir tane nüshası gidiyor. İkinci öncünüz baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in farklı yorumlanmasını önleme. Çünkü niye? Tek kaynak gönderiyor ki herkes bu kaynağa gitsin. Bundan öğrensin. Yani sözden söze değil ana kaynağa bakabilirler. Çünkü her bölgeye gönderiyor. Ayrıca farklı lehçelerde okunup farklı yorumlara da yol açılmasını da engellemeye çalışıyor. Üçüncü öncüle baktığımız soy üstünlüğü anlayışının yeniden güçlenmesine engel olma. Arkadaşlar bununla alakalı değil. Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir çalışma olduğunu söylemiştik biz size. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. 4 halife dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki hangisinde bir de ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. İdare işlerin yoğunlaşması, devlet kurumlarının oluşturulması, evet. İran, Suriye ve Mısır'ın fethedilmesi, cizye gelirlerinin artması. Evet. Ridde olaylarının meydana gelmesi, siyasi birliğin parçalanması. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Parçalanmasıyla de zarar görmesi diyebiliriz. Zarar görmesi denebilir. Neden? Ridde reddetmekten geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla da Hz. Muhammed vefat ettikten sonra ortaya birçok dinden dönmeler ortaya çıkmış ve bunlara karşı savaşlar yapılmıştır. Bu olaylara ridde olayları dönüyor. Ama bunun sonucunda siyasi birlik Hz. Ebu Bekir döneminde olan bu olaylarla parçalanmış mı? Hayır. Zarar görmüş. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Savunulamaz birdeki ikinciye diyoruz. Hz. Ali döneminde deve olayı, Cemel vakası, sıfın savaşı ve hakemler olayı gibi gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin durumlarına hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. 1. Devletin sınırlarının genişlemesinin durması. Evet sebep olur. Neden? Ülke Bunlar arkadaşlar İslam tarihindeki iç savaşlar. İç savaş varsa bir ülkede arkadaşlar sınırlar durur. Çünkü ordu dışarıdaki fetihlerle değil içerideki isyanları bastırmakla görevlendirilir. O yüzden de fetihler durur. Haricilerin ortaya çıkması, e Areciler neydi arkadaşlar? E, siz de biliyorsunuz ki hakem olayı vardı sıfın savaşının sonucunda sıfın savaşının sonucunda hakem olayı vardı. Bunun sonucun e, şey şurada bir hakem olayı var. Hakem olayı sonucunda Müslümanlar arkadaşlar ne oluyordu? E, e, Hazreti arkadaşlar Ali taraftarları Muaviye ve her ikisinde inanmayan hariciler vardı. Bu da hakem olayı sonucunda ortaya çıktığı için hariciler, hariciler ortaya çıkmıştır. İslam toplumunda bölünmeler yaşanmıştır. Bakın 1, 2, 3'e bölünmüş, bölünmeler yaşanıyor. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir.